tedavim verildi, antibiyotik verildi. Ama ateşim 3-4 saatte bir sürekli yükseliyordu. Öyle ki yani vücudumda derman kalmıyordu. Yani yanımda bir bardak var. O kadar halsizim ki o susuzluktan dilim damağım kurumuş. Yani kolumu uzatıp bir damla su içemiyordum. Yani o kadar ki zor günlerdi. Ağrılarım dayanılmaz derecedeydi. Artık böyle ağrılarımdan ağladığımı çok iyi hatırlarım. Çünkü geçmiyordu. Yani böyle etim kemiğimden ayrılıyor derler ya bizim halkımız. Aynı o şekilde yani etim kemiğimden ayrılıyor gibiydi. Bu şekilde bir 3-4 günüm geçti. Artık beni normal bir servise de yukarıya aldılar. Tabii sürüntü örneklerim vesaire bunlar alındı. Fakat yukarıda da yine ateşim sürekli devam ediyor, halsizlik devam ediyordu. Artık psikolojim gerçekten bozulmuştu. Yani korona birçok sistemi tutan bir virüs. Artık hatta taburcu olmama birkaç gün kala psikolojim de çok ciddi bozuldu. Hiç kimseye ulaşamıyorum. Sadece telefon görüşmesi yapabiliyorum. Gelip giden hemşire arkadaşları sadece görebiliyorum. Sağ olsunlar yine kendi servisimde çalıştım. İş arkadaşlarım ziyaretime geliyordu kısa süreli. Bir ihtiyacım olduğu zaman sağ olsunlar yardımcı oluyorlardı. Fakat genel olarak psikolojim çok bozulmuştu. Hatta yani öyle ki bir ara çok şey nasıl diyeyim? Kendim o kadar yalnız hissediyordum ki yalnızlıktan ağlıyordum yani o kadar kötüydüm. Hatta o ağladığım dönemde benim pencerem açıktı, bir tane güvercin gelip konmuştu oraya. Yani ağlarken beni izliyordu, birkaç dakika öyle yanımda durdu. Onun gelişi bile beni o kadar iyi hissettirdi ki. Sonra uçtu gitti. Bir 10 dakika sonra bir daha geldi benim odama kondu böyle. Ya o kuşla bile insanın muhabbet edesi geliyordu. O kadar ki insan kendini yalnız hissediyor bu dönemde. Yani insanlara tavsiyem şudur ki kesinlikle koronaya meydan okumasınlar. Yani genç olanlar ben güçlüyüm, bana bir şey olmaz demesinler. Ben de gençim. Ama ben de o hale düştüm. Ya konsültasyon eklemişse yani yetiştiremeyebiliriz. Çünkü bir acilen sadece bizim bize kuşun vaka geliyor yani şu an. Bayağı kötü durumdaydım. Kendimi zar zor eve attım. Eve gittiğimde ise yaklaşık bir 12 saat boyunca aralıksız uyumak zorunda kaldım. Hiç kalkamadım. Arkasındaki bir hafta boyunca baş ağrısı, halsizlik ve kırgınlık, özellikle de eklem ağrıları peşimi bırakmadı. Tabii bu dönemde yani işin boyutu sadece fiziksel şikayetler değil. Bu hastalık sadece fiziksel anlamda benim başım ağrıyor, işte eklemlerim ağrıyor diyemiyoruz. İşin bir de duygusal dediğimiz motivasyon ve moral kısmı çok önemli. Süreç olarak iki, dediğim gibi benim için iki olay vardı. Bir, işin fiziksel kısmı dediğimiz sürekli kendini bu kadar güçlü hisseden genç olarak, bir insan olarak diyorsun ki ben günde 12 saat çalışan adamım, akşama kadar ayaktayım, bu hale nasıl geldim? Sürekli yataktasın, sürekli gözün yerde, bir an uyumak istiyorsun, kalkıp bir su içemiyorsun, temel ihtiyaçlarını gideremiyorsun, o hale geliyorsun. Bu işin boyutu çok kötü zaten. İkinci boyut ise moral ve motivasyon dedim. Psikolojik olarak insan kendini artık bir yalnızlığa itilmiş olarak hissediyor. Tek başına evde kalmanın verdiği kötü duygular, yanında kimsenin olmaması. Çünkü insan doğasında şu vardır, hastalandığımız zaman birilerinin yanında olup bize destek vermesini isteriz. Ama bu hastalığın da kötü tarafı, kimse size destek veremez. Tek başınıza geçirmek zorundasınız. İnsanların daha duyarlı olmasını beklerim. Niye beklerim? Bugün ben bu hastalığın başından geçtiği için, işin kötü boyutlarını gördüğüm için yaşayan insan daha iyi bilir. Ve toplumda maalesef çok takdir etmediğimiz, maalesef de duyarsız şekilde değerlendirdiğimiz bazı şeyler görüyoruz. Kişi örneğin şikayet ve semptomları var, ancak işinden olmamak için ya da işine ara vermemek için ya da başka nedenler için ne hastaneye başvuruyor, ne kimseye bunu belli ediyor, ne de bu. Bu ne yapıyor? O kişinin biraz elini vicdanına koyup kendisinden başkasına zarar gelmemesi için bunu yapması lazım. O duyarlılığı göstermesi lazım.